Süleyman Özışık, Ahim'in kararı ve Türkiye'yi bekleyen tehlike. Hatırlayacağınız üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası KHK ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyenler Ahim'e itiraz başvurusunda bulunmuştu. Amaçları mesleğe geri dönmek ve Türkiye'ye yüklü tazminat cezası ödetmekti. Ancak beklenen olmadı. Ahim, Türkiye'de iç hukuk yollarının henüz tükenmediğini belirterek başvuruda bulunanları OHAL işlemlerini inceleme komisyonuna yönlendirdi. Birileri bu emsal karardır diye seviniyor ama değil. Verilen karar şu anlama geliyor. Türkiye'de tüm iç hukuk yolları tükendikten sonra bize gelirseniz dosyanızı o zaman usulden değil esastan ele alabiliriz. Bu noktada Türkiye'yi bekleyen ciddi bir tehlike var. OHAL işlemlerini inceleme komisyonunun mağdurla suçlu arasındaki ayrımı iyi yapamaması, bununla da yetinmeyip FETÖ ile PKK'ya destek veren kişilerin suçlarını sağlam bir şekilde delillendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum Türkiye açısından ciddi sıkıntılar oluşturacak. Konuştuğum pek çok hukukçu bir tehlikeye dikkat çekiyor. O tehlike şu: Bankasıya para yatırdı, çocuklarını fetö'nün okuluna gönderdi ve bunların sendikasına üye olduğu için ihraç edilen memurlar şimdi suçlu ilan edilebilir. Ancak bu kişiler ileride mağdur konumuna düşecek. Çünkü bahsedilen kurumlar devletin hizmet için izin verdiği resmi kurumlar olarak kayda düşecek. Devletin açılmasına izin verdiği bir bankaya para yatırmak suç olamaz. Devletin izniyle kurulan dershaneye öğrenci göndermek, derneğe üye olmak suç sayılamaz. Bu nedenlerle ihraç edilenler ileride ciddi tazminatlar kazanabilir ve hatta görevlerine dönebilir. Bir başka tehlike de şu. Darbe girişimine katılan FETÖ'cüler boşuna benim FETÖ ile darbeyle alakam yok demiyor. Dünya kamuoyuna bu darbe bizim işimiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kendine darbe yaptırdı mesajı vermeleri de boşuna değil. Tek amaçları var. İleride Ahim'in vereceği kararla görevlerine geri dönmek ve Türkiye'yi yüklü tazminat cezalarına mahkum ettirmek. Ahim'in bu noktada Türkiye'den yana tavır koyacağına inanam varsa bilemem ama ben böyle bir şeye inanmıyorum. On binlerce kişinin 300 ila 500 bin arası tazminat kazanması Türkiye'nin kıyameti olur. Ha, Ahim'in her ülke sadakatinden emin olmadığı kişiyi görevinden uzaklaştırabilir şeklinde bir kararı var, doğru. Ama bu durumda beraberinde korkunç bir tehlikeyi de getiriyor. Mesela şöyle bir tehlike. Günün birinde iş başına gelen başka bir hükümet, tüm sakallılar ve başörtülüler ülke için tehdit oluşturuyor diyerek bu kişileri ihraç edebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı ohal işlemlerini inceleme komisyonunun görevine bir an önce başlayıp kılı kırk yararak adil ve hakkaniyetli kararlar vermesi gerekiyor. Yoksa durum Türkiye için hiç de sevimli olmayan bir hal alacak. Süleyman Özışık